Tamer Korkmaz, Vatana İhanet Cephesi Acımız çok büyük. PKK'lı teröristlerin Iğdır'da dilucu sınır kapısındaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırısında 13 polisimiz, Tunceli'deki hain saldırıda ise bir polisimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. 16 şehit verdiğimiz Dağlıca'daki PKK saldırısına karşılık Bordo bereliler diye bilinen timin takibi sonucunda en az 73 teröristin öldürüldüğü bildiriliyor. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki terörist gruba yönelik hava harekatında 40 terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz'dan bu yana PKK'ya yönelik operasyonlarda öldürülen teröristlerin sayısının 2000'i geçtiğini açıklamıştı. 2200 PKK'lının sadece Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik hava harekatında öldürülenlerin sayısı olduğunu not edelim. 24 Temmuz'dan bu tarafa terör örgütüne yönelik içerideki operasyonlarda ise 950 PKK'lı öldürüldü. İçeride ve sınır ötesindeki operasyonlarda bini aşkın PKK'lı da yaralandı. PKK terör örgütü Haçlı Siyonist ittifakının derin amaçları doğrultusunda bağımsız Müslüman Türkiye'ye saldırıyor, hak ettiği karşılığı alıyor, bitirilinceye kadar da almaya devam edecektir. Arkasında başta Amerika, İsrail, Almanya ve İngiltere olmak üzere Batı cephesine dahil devletlerin bulunduğu bir terör örgütünden söz ediyoruz. Askerlerimizin ve polislerimizin karşısında. Washington beslemesi Mr. Demirtaş'ın sözünü ettiği halk yok. Ya BND, Mossad ve CIA ajanlarının da içinde yer aldığı, eğitim verdiği, İslam düşmanlığı ekseninde konuşlanmış alçaklıkta kahvelikte vatana ihanete sınır tanımayan bir terör örgütü var. 7 Haziran için paralel yapıya mensup ağabey ve ablaların kapı kapı dolaşıp canla başla o istediği HDP mi? İş bu terör örgütünün siyasi parti rolünde oynayan parçasıdır. İngiliz Vice News'e konuşan DBP'li yani HDP'nin doğu ve güneydoğudaki kolu DBP'li Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret Türkiye'ye karşı iç savaş yürütüyoruz dedi. Başka bir deyişle vatana ihanetlerini itiraf etti. Aydın Doğan medyasının aynen Mr. Demirtaş gibi cici çocuk olarak göstermeye çalıştığı terörizmi tüm hücreleriyle benimsemiş isimler arasında işte bu Leyla da yer alıyordu. Ayşe Arman'la kol kola girdikleri fotoğrafı örneğin baronsal hürriyet tam da şu günlerde logosunun yanına yerleştirse ya, Leyla İmret'e sahne aldıran İngiliz Vice News'in iki muhabiri ise geçenlerde Diyarbakır'da tutuklanmış, sonrasında serbest bırakılmışlardı hem IŞİD'le hem de PYD ile bağlantıları saptanan iki operasyonel gazetecinin tercüman olarak tuttukları pek de güvendikleri şahsın Erbil'deki paralel yapıya ait kolejden mezun birisi çıkması mı? Her zamanki gibi şahane bir tesadüftür. Hürriyet, Jake Hanrahan ve Philip Pendlebury adlı bu iki gazeteciye koltuk çıkan BBC mahreçli bir haberi yayınlamakta gecikmedi. Doğan medyası Başta hürriyet olmak üzere PKK'yı inceden desteklemeyi sürdürüyor. Terör örgütünü adeta pamuklara sarıyor. Aydın Doğan medyasındaki kimi haberlerde PKK ismi kasten gizleniyor. Sanki bombalar olay yerine kendiliğinden gelmiş, kendi kendine patlamış gibi haberler okuyoruz. Doğan Haber Ajansı'nın PKK terör örgütünün Iğdır saldırısına dair geçtiği haberin başlığı mesela. Iğdır'da polis memurlarını götürmekte olan servis minibüsüne bombalı tuzak kuruldu. Doğan Haber Ajansı'nın 7 Haziran'dan hemen önce attığı tweet'te aynen şöyleydi. Diktatörden hesap sorun, oyunuzu HDP'ye verin. Aydın Doğan'a ait CNN Türk'ün ekranında uzunca bir süre asılı kalan alt yazıyı bu vesileyle hatırlayalım. HDP'ye oy ver, kurtul. HDP için 7 Haziran'da Kızılay vazifesi gören CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hürriyet'in ve Paralel Medya'nın 400 vekil konusunda yaptığı şu provokatif optik çarpıtmanın sahtekarlığın üzerine balıklama atladı. Okyanus medyasının icat ettiği ahlaksızlığa ortak oldu. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak